Evet, şu anda Louvre Müzesi'ndeyiz. Dünyanın en çok ziyaret edilen ve en ünlü müzesi. Dünyanın en ünlü tablolarının, sanat eserlerinin bulunduğu müze. Arkamdaki boşluğa bakmayın. Bomboş şu anda. Yalnızca güvenlik görevlileri var, bakın, görüyorsunuz. Onların dışında hiç kimse yok bu müzede. Dünyanın en çok ziyaret edilen müzesi, dünyanın en çok sanat eseri barındıran müzesi ve her gün on binlerce kişinin geldiği müzede bugün artık hiç kimse yok. 20 gündür durum böyle, koronavirüsü nedeniyle yaşananlar. Bütün dünyada olduğu gibi Fransa'da da, başkent Paris'te de etkisini çok sert bir biçimde gösteriyor. Paris sokakları bomboş, sizlere göstermiştik daha önceki yayınımızda Eiffel Kulesi'nin etrafındaki boşluğu. Şimdi Louvre. En çok dünyanın gerçekten belki de metrekare başına en çok turist düşen alanındayız şu anda. Ve şu anda bütün alan yalnızca koşan, spor yapan, evinde sıkılan Parislilere kalmış durumda. Bunların sayısı da çok az. Zira Paskalya tatili başlaması nedeniyle hükümetten çok sert bir uyarı geldi. Evinize kapanın, evinizden çıkmayın. Virüs bu hafta pik yapacak, en üst noktaya ulaşacak uyarısı geldi. Diğer taraftan dünyadan gelen haberler, örneğin İtalya'da birkaç gündür, İspanya'da 3 gündür üst üste ölü sayısının düşmesi, Covid-19 virüsüne yakalananların sayısının, bu nedenle hayatını kaybedenlerin sayısının düşmesi nedeniyle hafif bir umut belirtisi var. Ama Fransa'da hala en pik noktaya ulaşılmadığı söyleniyor. Dolayısıyla kurallar çok sert. Meydanda birkaç fotoğrafçı, birkaç gazeteci, askerler, polis ve biz varız. 160 bin polis, daha önce de söylemiştik, görev yapıyor burada. Ve Fransızlarda uymayanlara ceza verilse de büyük oranda bu yasaklara uymuş gibi görünüyorlar. Çok sadece koşan, spor yapan Parislileri görüyoruz etrafımızda. Bunun dışında çocuklarıyla oynayan aileler, çocukları dışarı çıkaran, bir de köpeklerini gezdirmeye çıkaran birkaç kişiyi gördük. Bunun dışında Sen Nehri kenarında koşanların sayısı biraz fazla. Hükümet bunlara evinizde kalın, zorunlu olmadıkça çıkmayın uyarısını da yineliyor. Evet, Fransa'da 15 gün yeniden eklendi sokağa çıkma yasağı. 1 Nisan'dan itibaren 15 Nisan'a kadar sokağa çıkılamayacak. Toplam 20 gün oldu. Bugün 20. günü tamamladı Parisliler. Paris'te bütün, biraz önce geçtiğimiz her yerde bütün markalar, o dev markalar, milyonlarca insanı ziyaret ettiği o mağazalar, her yer kapalı. Ekonomi 30 gündür dönmüyor 1 Mart'tan bu yana. Dolayısıyla çok ağır bir ekonomik bilanço da çıkacaktır ortaya. Ama şu anda Paris sessiz. Kendi sesimizi duyma şansımız var. Burada gürültüden birbirimizle konuşamazdık normalde. Ve burası, buradan kuyruklarla binlerce insan görüyorsunuz zincirli, demirli sıralarda. Binlerce insan zigzag yaparak ta bu en öndeki demirlere kadar, buraya kadar kuyruk yapabiliyorlardı. Artık bu kuyruklar yok. Dünya evinde oturuyor. Sadece Fransa değil, dünya evinde oturuyor. Fransızlar da 15 gün daha buna devam edecekler gibi görünüyor. Hastanelerdeki durum çünkü oldukça yoğun. Bu hafta bütün yataklar, bütün ağır, durumu ağır olanların kaldırıldığı yoğun bakımlardaki bütün yataklar dolmuş durumda. Hükümet çok sık bir şekilde evinizde kalın uyarısını terk ediyor. Biz de bu görevi bitirdikten sonra, sizlere bu durumu aktardıktan sonra evimize döneceğiz.